Hiç istemedik. Bak 11 Mayıs'a kadar sesimizi çıkartmadık. Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki toplantımıza kadar her türlü karalamaya çalışanları çıkartacak. Sponsor olmadı. Amatör şubeleri kapatacak. Kulübü böldü. Üniversiteye para vermedi. Bunun gibi başka şeyler. Sonu yok bunun. Bunlara cevap vermedik. Ama şöyle bir noktaya geldi ki ihanet, bölücülük. Bu konuya yavaş yavaş gelelim mi isterseniz? Ha, ne gerek var? Ben bunlara bugün girmek istemiyorum. İstediğin her konuya gelebilirsin. Ne istiyorsan sorabilirsiniz. Şimdi, ama söylemek istediğim, yani bu süreçte çok büyük tutarsızlıklar. Mesela dün sizde şey demiş, ben o bölümü gösterdi, arkadaşlar yolladı. Yani 3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe'ye lime lime doğrayanlar, linç edenler, basındakiler hala yerlerini koyuyorlar ve onlara hiçbir şey olmadı dedi. Ve bunlardan bir tanesi Sayın Meriç Müldür. En ağır yazıları kendi yazdı. Yanlış mı söylüyorum? Sen de takip ediyordun o süreci. Belki sen burada bir şey söyleyemeyeceksin. Dolayısıyla tutarlı olmamız lazım. Bir taraftan öyle diyorsunuz. Bir taraftan öyle diyorsunuz. Bir taraftan böyle diyorsunuz. Bugün de mesaj atmış. Ali Koç beni istemedi diye. Çok isterdim karşımda olmanızı. Ben insanların gözünün içine bakarak konuşan biriyim. Arkasından konuşan biri değilim. Dolayısıyla bu tutarsızlığın bitmesi lazım.